sene önceden itibaren varlığı bilinen bir toplum. Yani Ege Denizi kıyısında yaşayan ve geçmişi en eski dönemlere kadar giden bilinen topluluklardan ve kültürlerden bir tanesi. Hillerin kıyıdan itibaren düşünecek olursak deniz kıyısından İçkarya olarak biliyoruz. Yani burası İçkarya kültür bölgesi içerisinde yer alıyor. Bizim de burada çalışmalara başlamamızdaki temel sebeplerden bir tanesi, şöyle bir harita üzerinde baktığınızda İçkarya'da gerçekten hiç çalışma yok. Yani yatağında kısıtlı Tonike'ye de dahil edebiliriz ama o tabii Türkiye'de yani belki 50-60 sene öncesine gidiyor oranın araştırma tarihçesi. Türkiye'nin ilk profesörlerinin kazıya başladı. Hatta 19. yüzyıldan itibaren araştırılmış bir yer. Bu yüzden de hem buranın kültür tarihini ortaya çıkarmak ve hem sizlerin hem dışarıdan gelenlerin, yerli yabancı, herkesin ilgisini çekebilecek boyutta bir çalışmaya dönüştürmek amacıyla yola çıktık. Ve bölgenin ve Anadolu'nun kültür tarihi açısından da çok daha fazla bulgu ve bilgi vaat edeceğini görmüş durumdayız. Şimdi en erken nereye gidiyoruz? Şimdi bir öğren yerine geldiğinizde birkaç soru vardır. Kim bunlar? Burada Helenistik Roma var. Her ikisinde de Helenistik dönem var. Bazen paralel, bazen arka arkaya geldiği için biz son 4000 yılı rahatlıkla arka arkaya dizebiliyoruz. Ve buraya geldiğinizde, Hillerimaya geldiğinizde tiyatro başta olmak üzere sur duvarları ve Türkiye'de birçok yerde göremeyeceğiniz bir özelliği var Hillerimanın. Meclis binası, halk meclisinin toplandığı bina. Ana caddeler üzerinde kazı çalışmaları yaparak biraz kendi aramızda butik bir yerleşim dediğimiz, yani bir insan geldiği zaman 200-300 metre yürüyüş mesafesi içerisinde tüm kalıntıları rahatlıkla gezebilecek ve ilerleyen süreçte hem kalıntılara daha kolay ulaşmak adına hem de uzun süre yürüyüş yapmak isteyenler için orman içerisinde yürüyüş yolları şeklinde buraya gelen bir bireyin ilgisini, merakını veya enerjisini bir şekilde kullanabileceği bir düzenlenmiş öğren yeri olmaya doğru hızla gidiyoruz. Dışarıda yaşıyorlardı. Fakat bir tehdit esnasında ya da bir tehdit unsuru olduğunda ya da savaş olduğunda çanlar çalıyor ve hepsi kaleye sığınıyordu. Öyle düşünebiliriz burayı. Burası da bu kentin ana kapılarından biri. Olasılıkla 2-3 yerde daha kapı olmalı ama bizim tespit ettiğimiz ana kapılardan biri bu. Doğu kapı diyoruz. Afrodisyas yönüne bakıyor. Afrodisyas kuş uçumu buradan 35-40 kilometre falan. Tabii ama antik yol güzergahıyla daha fazla olduğunu düşünebilirsiniz. İki tarafında büyük kuleler yapmışlar. Bunlar yine hem gözetleme hem savunma amaçlı kuleler. Bu kısmındaki kuleyi beşgen yapmışlar. Bu kısmı da kuleyi de altıgen yapmışlar. Olasılıkla topografik özelliğinden dolayı, hani artık coğrafyanın verdiği şeyden dolayı o geometrik unsuru kullanmışlar. Duvarların işlemesinden ve işte bosaycı yapısından, işte köşelerdeki silmelerden bu duvar özelliğini M.Ö. 4. yüzyıla 4. yüzyıla kadar götürebiliyoruz. Yani genelde anlattığımız gibi hep M.Ö. 4. yüzyıl unsurları var. Yani Helenistik dönemde buranın oldukça parlak olduğunu, yani işte yaşamın ve işte mimari geleneğin parlak olduğunu söyleyebiliriz. Bu da Büyük İskender'in olduğu döneme denk geliyor. Şimdi Tümülüs'e gittiğimizde göreceksiniz, kent içerisinde oldukça heybetli bir mezar yapılmış. Anıtsal bir mezar. Bizim düşüncemiz, o mezarın da yine 4. yüzyıl unsuru, zaten içindeki özelliklerden biliyoruz. Yani İskender'in işte Anadolu'yu, işte Hindistan'a kadar işgali sırasında belki komutanlarından birinin de burayı aldığı ve burada vefat ettiğini düşünüyoruz. Elimizde bir yazıt yok ama bu tarz mezarlar genelde bu kentin en önemli insanlara yapıldığını biliyoruz. Şimdi bu yol dosdoğru ana cadde üzerinden Tümülüs'e gidecek. Tümülüs'ten de Bolitaryon'a gidiyor. Kapıdan geçerek yolumuza devam edeceğiz. Yine sormak istediğiniz bir şey varsa cevaplayabilirim. Senin ölü bedenin yatırıldığı yataklar. Mezarın direkt mimari unsuru M.Ö. 4. yüzyıla denk geliyor. Dediğim gibi Helenistik dönemin en erken dönemlerine denk geliyor ve bu bölgenin ya kurucu, ya kentin kurucusu ya da kentin kahramanına ait bir mezar.